Şimdi bence en zor olaylardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü siz işin üretim kısmındasınız, ben tüketici kısmındayım. Şimdi vizeye geçtiğiniz anda o kadar çok evrak prosedür giriyor ki toplamak çok zor. Kesinlikle. O prosedürlerini yere getirmek için koşuyorsunuz koşuyorsunuz, o evrakları toparlamaya çalışıyorsunuz. Üniversite sınavı gibi. Sonrasında da bekliyorsunuz. Gelecek mi gelmeyecek mi? Kaç yıl vize çıktı vize diyerekten oturup bir bekleme sürecinin içerisine giriyorsunuz. Şimdi sevgili gençler, bu videoda anlatmak istediğimiz şu aslında. Kanada'da için eğitim vizesine geçeceksiniz. Bu eğitim vizesi için gerekli evraklar nelerdir? Biraz Mazur Bey size bunlarla ilgili bir ön bilgilendirme verirse, hani kafanızda bir fikir oluşur ama iş tabii uygulamaya geldiğinde belki işin içerisinde çok da farklı prosedürler girebilir. Olabilir mi? Oluyordur. Mutlaka tabii oluyordur. Kişiden kişiye değiştiğine göre o zaman istediğiniz evraklar da değişebilir. Ama genel olarak bir fikir verin bize. Kanada'da eğitim vizesi için nasıl bir evrak toplanma sürecine giriliyor? Bu koşuşturma nasıl bir koşuşturma? Tamam, güzel. Soru çok güzel. Soru çok net. Bakalım aynı güzellikte cevap verebilecek miyim şimdi? Arkadaşlar, öncelikle işin mantığını anlamanız çok önemli. Çünkü bir işin mantığını anladığınız takdirde sonrasında sizin onunla alakalı evrakları toparlamanız hakikaten de düşündüğünüz kadar zor bir şey değil. Evet, Kanada için birazcık daha detaylı, gerekli evraklar falan olabiliyor. Fakat mantığını anlamanız, sizin profilinize uygun başvuruyu yapıp yapamadığınızı görmeniz çok önemli. Çünkü zaten evraklar da aynı ölçüde şekilleniyor. Zaten hani yani sizin yapacağınız başvuru tipi, hangi okula gideceğiniz, nasıl bir eğitim planladığınız, bu eğitimle alakalı gerçekten destekleyici evraklarınızın olup olmadığı, eğitim background'unuzun buna uygun olup olmadığı vesaire gibi durumlar mesela eğitimle alakalı toplamanız gereken evrakları oluşturuyor. Doğru. Sonrasında mesela eğitiminizin ne kadar süreceği, sizin finansal konuda buna yeterli olup olmadığınızda finansalla alakalı toparlamanız gereken evrakların veya göstermeniz gereken meblağların büyüklüğünü veya işte küçüklüğünü belli eden bir durum. Bunun haricinde işte eğitim hayatınızda boşluklar olup olmadığı, ara verip vermediğiniz, sonra çalışma hayatınızın ne durumda olduğu, yaşınızın ne durumda olduğu, dolayısıyla işte askerlik yapmadığınız vesaire gibi bir sürü etken işin içerisine giriyor. Fakat teknik olarak sizin gideceğiniz, yani çok basit zaten common sense dediğimiz, yani sağduyuyla siz yaklaştığınızda hazırlamanız gereken evrakları da aşağı yukarı tahmin etmeniz gerekiyor. Çünkü vizenin mantığı aslında şu arkadaşlar. Siz bu eğitime, eğer eğitim vizesinden bahsediyorsak, bu eğitime neden gidiyorsunuz? Neden Kanada'ya gidiyorsunuz? Yani neden böyle bir eğitime ihtiyaç duyuyorsunuz ve neden Kanada'da ihtiyaç duyuyorsunuz? Ve sizin ülkenize dönmenize sebebiyet verecek, ülkenize bağlayan bağlar nelerdir ve bunun için finansal yeterliliğiniz var mı? Şimdi bunlar temelde aslında işte 4-5 faktör olarak bize gruplamak açısından kulağa kolay geliyor, evet. Ama diğer taraftan da her insanın hikayesi birbirinden farklı olduğu için de kendi içinde hazırlanması gereken belgeler de farklı olabiliyor. Ya. Yani o yüzden fix olarak bakın, zaten size bu şekilde yaklaşan yani danışman denilen firmalar varsa çok güvenmenizi önermem. Gerçekten de matbu evrakla size yaklaşıyorlarsa, atıyorum herkese verdikleri study vize için bunu hazırla gel. Olmaz arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü sizin hikayeniz, mesela benim hikayem Bilge Hanım'ın hikayesinden çok farklı. Bilge Hanım'ın işte atıyorum 2 tane çocuğu var. Bilge Hanım'ın yaşı benden farklı. Bilge Hanım'ın eğitimi benden farklı. Yaşı daha genç demek istedim. Evet, Bilge Hanım benden çok daha genç. Evet. Vize şartları benim için evet, daha iki çocuğu olmasına rağmen benden çok daha genç mesela. Ve işte aldığı eğitim farklı. Sonrasında gidebileceği eğitim dolayısıyla farklı. Bunların hepsini işte finansal durumu farklı. Dolayısıyla hani bunları birbirleriyle siz kıyasladığınız vakit çalışma hayatı da farklı. Mesela biz farklı tabii sektörlerde farklı uzunluklarda çalışıyoruz. Mesela belki kendisinin işte 8-10 senelik bu sektörde bir çalışma hayatı var. Benim belki çok daha farklı. Dolayısıyla hani bunlarla da ilişkilendirmek açısından hakikaten hazırlanabilecek belgeler çok farklılık arz edebiliyor. O yüzden de size matbu şekilde böyle 10-12 tane, 15 tane neyse belge verip bunu herkese veren firmalardan uzak durmanızı öneririm. Çünkü ciddi boşluklara ve kafada soru işaretlerine sebep olabilirsiniz. Yani vize görevlisinin gözünde. O yüzden de biz her zaman için zaten şunu yaparız. Vize görevlisi gibi bakmaya çalışırız. Yani onların vizyonuyla bakmaya çalışırız. Ve ön değerlendirmeyi biz zaten önceden bir yaparız. Ve çok daha detaylı yaparız.
Şimdi olmuş. Tabii ki vize görevlisi gibiyiz demiyorum yani. Hani böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama yani hani vize görevlilerinin neye dikkat edip etmeyecekleri konusunda neyin ekstradan izahata gerek duyup duymadığı konusunda mutlaka size bir danışmanlık verilmeli arkadaşlar. Çünkü sizin atıyorum sadece yenilik mektubunda bile her şeyi iyi yaptınız. Her şeyi süper hazırladınız. Bakın belgesel olarak da. İyi niyet mektubunda yer verdiğiniz bir iki tane yanlış ifade, emin olun zaten öncelikle iyi niyet mektupları okunduğu için sonra evraklarınıza bakılır. Tutarlı mı diye. Bundaki bir iki yanlış ifade bile direkt size ön yargılı bakılmasına sebep olabilir. O yüzden çok önemli. Yani her şey bir bütün aslında. Yani sizin komple vize profilinizin herkesinkinden farklı değerlendirilmesi lazım. Tabii ki birbiriyle benzer profiller de olabiliyor. Birçok açıdan. Her açıdan tam uyuşan profiller pek yoktur. Ama çok benzer olanlar olabiliyor. Ama tabii ki hani genel geçici evraklar size ne söylerler? İşte atıyorum yüksek eğitime gidiyorsanız işte lise diplomanızın işte transkript ve diplomanızın ve transkriptinizin tercümeleri eğer İngilizce değilse. Eğer postgraduation eğitime gidiyorsanız veya master eğitimine gidiyorsanız üniversite diplomanızın ve transkriptinizin işte İngilizce değillerse tercümeleri. İşte sabıka kaydınız İngilizce. Vukuat nüfus kayıt örneğiniz gibi, işte İngilizce banka yazılarınız, banka hesap dökümleriniz gibi. Bunlarla alakalı da yalnız söylenmeyen bazı kurallar var. Hani bunlarla alakalı da gerçekten yanlışa düşebilirsiniz. Bu açıdan mutlaka ben iyi bir danışmandan danışmanlık almanızı öneririm. Diğer yandan bakıyorsunuz işte taşıtınız varsa sizin veya sponsorlarınızın üzerine veya size kim sponsor olacak veya kimse olacak mı? Kendi kendinize mi olacaksınız? Hangi yaş kategorisi için kendi kendine sponsorluk daha uygun görülebilir vize görevlisi bakımından? Doğru. Hangi yaştan sonra tutup mesela atıyorum siz hala 35 yaşında bir birey olarak ailenizden sponsorluk alıyorsanız emin olun çok ciddi bir önyargıyla karşılaşırsınız. Çünkü Kanada'da bireyler 16 yaşından sonra finansal olarak aileyle bağlarını büyük ölçüde neredeyse tamamen kesiyorlar. Dolayısıyla onlar için 35 yaşına kadar gelmiş bir bireyin hala ailesinden sponsorluk alması demek... Soru işareti. Soru işaretinden daha büyük bir sorun ortaya çıkarıyor. Yani bu tip bir sürü şey var arkadaşlar. Yani bir sürü detay var. Ama hani dediğim gibi böyle bir sürü evrak da var. Ama bunlar kişiden kişiye çok şekillenecek bir durum. O yüzden bunları da şimdi hepsini saymanın da çok bir anlamı yok. Çünkü emin olun bunların bir kısmı da size uymayacak da bu evrakların. Veya ekstradan çalışma iş yerinizle alakalı da belgelerde istenilebilir. Çalışıyorsanız izine gidip dönecek olabilirsiniz. Bununla alakalı belgeler olabilir. Askerlikle alakalı belgeler olabilir vesaire. Bir sürü şey var. Ama dediğim gibi bunların hepsi her insan için verilmiyor. Farklı. Arkadaşlar eğitim vizesi alıyorsanız bir senelik eğitim yaşamınız boyunca bütün eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayabilecek yeterlikte olmanız lazım. Veya sponsorunuzun bu yeterlikte olması lazım. Bakın rahatlıkla karşılayabilecek diyorum. Fakat bunun istisnası da var örneğin. Nedir? İstisnası da şudur. Mesela tam olarak... Eğitim yaşam masraflarınızı karşılayacak maddi yeterlikte, likit yeterlikte bakın arkadaşlar banka mevduatından bahsediyorum. Değilsinizdir, daha azdır, birazcık daha azdır, çok azdır demiyorum, birazcık daha azdır. Fakat ailenizin aylık belgelendirilebilir geliri veya size sponsor olacak kişilerin geliri olağandan çok yüksektir. Çok daha iyi bir durumdadır ve bu düzenli olarak geliyordur. O zaman yine sıkıntı olmayabilir. Bakın o yüzden diyorum herkesin keyfi birbirinden farklı. Yani bu Allah'ın şartı işte falan değildir yani. Hani böyle bir... Kişiye özel. Tabii böyle kişiye bir... Kişiye özel. Kişiye özel değildir. Yani herkes için illa bir senelik eğitim ve yaşam masraflarını tam olarak karşılayacak likit paraya sahip olması gibi bir şey söz konusu değildir. Bazıları da şöyle bir soru soruyor mesela. Ya tamam bizim bankada çok fazla paramız yok. Hani bu bir seneyi karşılayacak atıyorum veya iki seneyi, üç seneyi, dört seneyi neyse. Mal mülk var. Yok. Ama mal mülk çok fazla. Hani bizde işte 10 tane ev var, 20 tane arsamız var falan vesaire. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu tip şeyler birincisi sadece tapularını sunuyorsanız bunlar sadece bizim destekleyici, supportive document dediğimiz dokümanlardır. Destekleyici vize evraklarıdır. Ve bunların bir anda maddi yani likit paraya çevrilebilme durumları çok hızlı olmayabiliyor. Yani bugün bir ev veya arsa satılığa çıkarttığınız zaman 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 belki 2 ayda, 3 ayda, 6 ayda satılabiliyor tabii. Bu bir araba gibi değil. Ama mesela bakın bana sorarsanız araba çok daha, araçlar yani daha doğrusu, ruhsatlı araçlar çok daha satışı kolay olan, likide çevrilebilecek şeyler. Böyle bir durum mesela daha ön planda tutulur. Bir diğer tarafı da mesela bu gayrimenkullerle alakalı şunu özellikle söylemek istiyorum. Burada çok yanlışa düşülüyor. Hani benim bir sürü diyor o kadar maddi yeterliğim var ki bir sürü tapu veriyorum diyor. Param o kadar olmasa da olur. Ben niye vize alamadım diye yanlışa düşebiliyor. Burada şunu özellikle söylemek gerekiyor. Arkadaşlar o tapuların
hala geçerli olduklarını konsolosluk görevlisinin, vize görevlisinin veya benim bilmemin veya sizin bilmenizin şansımız yok. Ancak güncel tapu dairesinden bir döküm alacaksınız, raiç bedellerini falan değerleme firmasına falan yazdıracaksınız da vereceksiniz ki bunlar hala güncel olarak bu şahsın ziliyetliği yani sahipliği altında. Dolayısıyla hani böyle bir maddi gücü de var denilebilsin. Aksi takdirde biliyorsunuz tapular alın satından sonra siz de fotokopisi durabiliyor. Zaten siz fotokopi ibraz ediyorsunuz bize. Doğru söylüyorsun. Aslında ibraz etmiyorsunuz. Dolayısıyla o fotokopiyi belki siz 5 sene önce aldınız. İşte 6 ay önce de sattınız siz orayı. Ama tapu sizin eliniz. Yani bu supported doküman olmasına rağmen bu da çok ciddi bir doküman niteliği taşımıyor. O yüzden tapulara falan çok fazla güvenmenizi önermem. Öncelikli olarak finansal olarak maddi likit yeterliliğinizin olması beklenir. Sıcak para. Bunun da sebebi aslında çok basit. Bazen hani şey diyorlar yani niye bu kadar hani inceleyip sık dokuyorlar vesaire. Aslında bu Kanada özel bir şey de değil arkadaşlar. Avrupa'nın çoğunda böyle. Bütün vizelerde böyledir. Böyle. Aslında temel mantık şudur. Siz eğitim için geliyorsunuz. Evet hoş geldiniz gelin. Ama siz orada eğer gereken maddi yeterlilikte değilseniz oradaki işte Kanada hükümeti, İngiltere hükümeti, Amerika hükümeti neyse buranın üzerine, devletin üzerine yük olabilirsiniz maddi. Böyle bir risk taşıyorsunuz. Dolayısıyla durduk yere de... Yaşınız gençse. Evet durduk yere de böyle bir riski almak istemiyor tabii ki ülkeler. Yani tabii. Sizin maddi yeterliğiniz yoksa şöyle bir şey oluyor mesela. Diyelim bir senelik eğitim yaşam masrafı 30-32 bin dolar. Genelde böyledir zaten. Hani kalıcılarla vesaire, liselerde gibi. Ama şahsın mesela veya sponsorun işte 20-25 bin doları var. İşte arabası da var vesaire. Veya işte 3-4 tane de tarlası var, evi var bilmem ne. Diyor ki ya ben gideceğim ama param da zaten bankada vardı. Az da bir para değil işte. Evet bakıyorsunuz Türkiye şartlarında hani 20-25 bin dolar da az bir para değil. Ama yine de onu yetmiyor hani sizin bütün sürenizi kapsamaya. E bir satardık falan diyor. Fakat işte o zaman şöyle bir soru işareti oluşuyor. Ya bu şahıs gittiğinde kalırsa başına bir şey gelirse mülteciyi görüyor. Mülteci olabilir veya başka bir şey de olabilir. Kaza geçirebilir. Sağlık sigortası kapsamayan bir şey başına gelebilir. Bu durumda ailesi müdahale edebilecek güçte değilse ne olacak bu bireye? Evet. Dolayısıyla bu orada kalacak ve mülteci konumuna belki düşecek ve devletin üzerine de yük olacak. Dolayısıyla bunlar gayet normal normlar. Gözünüzde büyütmeyin. Fakat bu şartlara da uymak durumundasınız. Yani veya hazırlıklı olun. Hazırlıklı olmak zorundasınız. Yani siz çok iyi eğitim planları yapabilirsiniz. Çok parlak bir öğrenci ve gelecek vaat eden bir öğrenci olabilirsiniz. Fakat vize yeterliliğiniz yoksa arkadaşlar inanın bunların hepsi, bu planların hepsi çöpe gidebilir. Aynen. Çok önemli. Onun için hep diyoruz ya dönüp dolaşıyoruz. İşi uzmanınla çalışın. Riske atmayın. Evet. Prosedürleri bilin. Kendinizi, bütçenizi bir hesaplayın. Yola da öyle çıkın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.